Rubicon Hayat'tan herkese merhaba. Hayatına anlam ve coşku katmayı başaran insanların en önemli özelliklerinden birini anlatacağım bu programda. Proaktif olmak. Nedir proaktif olmak ve proaktivite insanın hayatına nasıl coşku ve anlam katar? Uluslararası bir liderlik otoritesi, aile uzmanı, eğitmen ve yazar Stephen Covey'in anlatımlarından yola çıkarak bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı adlı kitabında proaktif olmayı alışkanlıklar arasında ilk sıraya koymuş. Ona göre proaktif olmak, inisiyatif almaktan çok daha öte bir anlama sahip. İnsan olarak kendi yaşamımızdan sorumlu olduğumuz anlamına gelir proaktif olmak. Bizim gibi arabesk kültürün yaygın olduğu toplumlar için pek kolay kabul edilebilecek bir olgu değil aslında. Ama ister kabul edelim, ister etmeyelim, insan kendi yaşamından sorumlu olan bir varlıktır. Davranışlarımız koşullarımızın değil, kararlarımızın bir işlevidir. Bu tespit de keskin oldu biraz değil mi? Hep bir şeylerin zorlamasıyla, şart koşmasıyla, mecbur kalma ve yapmak zorunda olmak nedeniyle harekete geçen insanların davranışlarını kendi kararlarının işlevine bağlaması çok kolay bir şey değil elbette. Değerlerimizi duygularımızdan üstün tutabildiğimizde ve bazı şeylerin olması için inisiyatif alabildiğimizde sorumluluğumuzu da kabul etmiş oluyoruz. İşte proaktif insanlar sorumluluklarının farkında olan insanlardır. Sorumluluklarını başkalarına yıkmazlar. Harekete geçmek için birilerinin kendilerini zorlamasına ve teşvik etmesine, gaz vermesine ihtiyaç duymazlar. Kendinden ateşlemeli ya da içten yanmalı motor denir ya, ondan işte. Konunun daha anlaşılır olması için proaktif ve inisiyatif kelimelerinin sözlük anlamlarını antre parantez ifade edeyim. İngilizce kökenli bileşik bir kelime olan proaktif, riski öngörerek harekete geçen anlamına gelir. Aklını ve sezgilerini kullanır ve sorunlar henüz oluşmadan ve meydana çıkmadan önce tedbirlerini alır, çözümlerini üretir proaktif insan. İnisiyatif almak ise elinde bulunan karar verme yetkisini harekete geçirmek ve kullanmak anlamına gelir. Proaktif olmak ile inisiyatif almak aynı şey olmadığı gibi, inisiyatif almak yetkisinin üstünde bir adım atmak anlamına da gelmiyor. Proaktif olmak, inisiyatif almayı da içine alan daha geniş bir anlama sahip. Covey, insanların doğaları gereği proaktif varlıklar olduklarını ifade ediyor. Ancak insan yaşamını koşullanmaya ve koşullara bağlarsa, insan kendi denetimini şartlara teslim etmiş olur. İnsan kendi davranışlarının tercihini koşullara, dış faktörlere bıraktıysa, bunun adı reaktif olmak oluyor. Yani tepkisellik. Reaktif insanın hareketleri etki değil, tepki merkezli oluyor. Reaktif insanlar sıklıkla fiziksel çevrelerinin etkisi altında kalıyor. Hava iyiyse onlar da iyi oluyor, kötüyse kötü oluyorlar. Proaktif insanlar ise kendi hava koşullarını yanlarında taşıyabiliyorlar. İster güneş açsın, ister yağmur yağsın, onlar için fark etmez. Değerlere göre hareket ediyorlar. İnsanın değeri kaliteli iş çıkarmaksa, bunun havanın uygun olup olmamasıyla bir ilgisi yoktur. Dostoyevski, Suç ve Ceza'yı cezaevinde yazdı, çıkınca kaleme aldı. Çok zor koşullar altında kaleme alınmış daha birçok şaheser var. Reaktif insanlar ise sosyal havadan, yani sosyal çevreden etkilenirler. İnsanlar kendilerine iyi davrandığında kendilerini iyi hissederler, kötü davrandığında ise kötü. Bu durumlarda kendilerini savunmaya ve korumaya çalışırlar. Reaktif insanlar duygusal yaşamlarının merkezi olarak başkalarının davranışlarını seçer. Diğer insanlara üstünlük sağlamak için de onların zayıf yanlarını bulmaya çalışırlar. İnsanın kendisiyle barışık olamama, öz saygısının da düşük olması durumu yani. Proaktif insanlar da fiziksel, toplumsal ya da psikolojik dış uyaranlardan etkilenirler. Ancak onların uyaranlara verdikleri tepki değerlere dayalı, yani ilkesel bir seçimdir. Yani seçimdir, bakın bu çok önemli. Kendilerini savunma ve koruma refleksiyle değil, paradigma olarak, temel felsefe olarak kabul ettikleri, benimsedikleri değerlere uygun seçimlerde bulunurlar. Eleanor Roosevelt'in "İzniniz olmadıkça kimse size zarar veremez" ve Gandhi'nin "Biz kendi elimizle teslim etmedikçe onlar öz saygımızı alamaz" şeklindeki sözleri tam da bunun ifadesidir. Stephen Covey konuya dair "Bizi başımıza gelenlerden daha fazla inciten şey bunların olmasına isteyerek izin vermemiz, razı olmamızdır" diyor. Karşılarına çıkan sorunlara dair reaktif insanların kurdukları cümleler ile proaktif insanların kurduğu cümlelere bir bakalım. Reaktif insan "yapabileceğim hiçbir şey yok" derken proaktif insan "seçeneklerimize bir bakalım" der. Reaktif insan "işte ben böyleyim" derken proaktif insan "farklı bir yaklaşım seçebilirim" der. Reaktif insan "beni öyle kızdırıyor ki" derken proaktif insan "duygularımı kontrol edebilirim" der. Reaktif insan "buna izin vermezler" derken proaktif insan "etkili bir sunum hazırlayabilirim" der. Reaktif insan "keşke" derken proaktif insan "yapacağım" der. Şimdi proaktif olmanın faydalarına gelelim.
3 faydasından bahsedeceğim. Birincisi, proaktif insanlar pozitif çözümlere odaklı olduklarından dolayı diğer insanlardan çok daha yapıcı, hayata çabuk kabullenen bir yapıya sahiptirler. Bu sayede çevreleri tarafından sürekli olarak istenen ve sevilen insanlar olurlar. İkincisi, arkadaşlıkları doğru temellere oturur ve ilişki konularında da çok daha sağlıklı yaşantıları vardır. Kendileri mutlu oldukları gibi çevrelerindeki insanlar da mutluluk odaklıdır. Üçüncüsü, proaktif olan insanlar iş yaşamlarında sorun değil, çözüm odaklıdır. Sorunları görmezden gelmezler. Aksine sorunları görürler ve sorunun neden kaynaklandığını olabildiğince çabuk tespit edip gereken araştırmayı ve incelemeyi yaparlar ve doğru kararları vermeye çalışarak harekete geçerler. Bu sayede iş yaşamında proaktif insanlar çok daha hızlı yükselirler. Evet, proaktif olmanın anlamı ve faydaları özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım keyifli ve sizin için faydalı bir yayın olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve Rubicon Hayat'a abone olmayı ve de mümkünse yorum yazmayı, bir değerlendirmeniz varsa yorum yazmayı ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşene dek kendinize iyi bakın.